komedyenin de istihdam edilmesi şu. Beni onbaşı yaptılar. Onbaşı gülüyorsun ama zor. Yani hangi 10 kişiden mesul olduğunu söylemiyorlar. 6000 kişi var. Hangi 10'lu benim lan derken bitiyor zaten. Onbaşıyım. Ofisimde oturuyorum. Ne? Bir kruvaze konyak açmışım. İçim. Ofisimde. Evet. Öyle bir birlikti bizimki. Onbaşıyım. Bir orgeneral beni çağırtmış. Orgeneral. Dedim gelsin. İçkiliyim. Değildi. Şaka yapıyorum. Çünkü gördüm not alan var, almasın. Tekrar gitmeyelim durduk yerde. Orgeneral beni çağırmış. Orgeneral nasıl bir rütbe? Hani sıradan bir askerin göreceği, her an göreceği bir rütbe değil. Öyle kantinde falan rastlayamazsın. Paşam bir dur ya, Allah Allah falan. Öyle değil. Öyle değil. Sıradan bir askerin orgeneral görme ihtimali şu. Ya teleskobun olacak ya da rüyanda. Paşam, paşam. Bu, bu kadar. En fazla. Orgeneral. Yani gittiğimiz komutanın hiyerarşik durumunu ben etrafımızdaki telaştan anlıyorum. Bir albayla tuğgenerale gidiyorsun. Tuğgeneral seni tümgenerale götürüyor. Jipe biniliyor, koridorlar geçiliyor, bilmem ne yapılıyor. O seni kora götürüyor. Kor general... Yani aynı uzay araçları atmosfer dışına çıkınca bir modül bırakır. İşte bilmem nereye girdiğime bir yakıt modülü daha falan. Onun gibi. Yani albayla gidiyorsun tuğa, albay kopuyor artık. Tuğla işte tüme giderken tuğ kopuyor. Baba, baba! Gitgide kopunca artık böyle bir sessizlik oluyor orgenerale doğru giderken. Hadi. Yok, atmosfer dışındasın. Orgeneral kapısının önüne geldik. Zaten böyle bekliyorum. Benim bir tane pırpırım var. O zaten düştü. Hani o dayanamadı. Stres. Neydi? Stresfer miydi? Neydi? Orayı geçince. O böyle bıraktı kendini. Bekliyorum. Orgeneral içeride usta. Altın varaklı kapı. Bekleyin birazdan alacak sizi içeri falan. Falan. Arkası dönük böyle. Dön dedi ki beni hatırladın mı? Yok bu o hikaye değil. Bir dakika. Bu ne biçim hikaye lan? Beni hatırladın mı? Nereden? Sünnetten. Kıyafet öyle çünkü. Anca sünnetinde görürsün o kıyafeti. Kaç tane yıldız var? Yıldız dediğin o yüzbaşı o. Teğmen. Yıldız. Yıldız ne? Bütün galaksi var. İşte dallar, işte bir şeyler. Arada göktaşı düşüyor yani. O... Yani denk getirirsen bir iki tane de kendini alırsın. 34 yaşıma geldim ben. Bak içeri doğru sıçmak neymiş oradan. Hadi. Hani şimdi bazı diyor ki, sen hani artistin, antimilitarist, o hani o ne denir ona, muhalif kişiliğin. Antimilitarist misin sen? Ha, 20 santim var komutanla aranda. Anlat hadi orada. Ben antimilitaristim. Efendim? Dese ki sana buradan Van'a gideceksin helikopterle, vatan millet sakar dersin ki helikoptere gerek yok ben kendim giderim dersin. Hani anladın mı? Orgeneral. Geldi elimi sıktı, evladım sahneye çıkmak ister misin? Bu büyük lütuf çünkü orada bir de patates soyan bir tayfa var, havuç soyan beta karoten bir tayfa var. 18 ay, turuncu herif. Yeminle beni bir çocuğa tanıştırmaya götürdüler mutfağa. Sabahın beşi baba, sabahın beşi. Dediler ki bana, ya mutfakta bir kardeş var işte atıyorum. Yozgatlı bir çocuk, seni çok seviyor abi. Sabahın beşi gittik böyle, herif havuç soyuyor. Bak dediler, bu Cem Yılmaz sektir lan dedi herif. Tekrar geri gittik. Hatıram bu. Seviliyordum orada yani.
Yeminle çok seviliyordum. Adamla aynı ranzada yatıyorum. Her sabah uyanıp diyor ki abi sen çok torpillisin. Çok rahatsın ya. altında yatıyorum pezemek. Daha ne yapayım ben? Çık ben üste geçeyim. Karda sürünüyoruz diyor ki sen sıcak yere denk geldin diyor. Sen ne yapabilirim sana ben? Komutanın bu sözü hani aman sahneye çık büyük lütuf ya. Büyük lütuf. Evladım sahneye çıkmak ister misin dedim. Bak bana evladım diye hitap etme. Dedim çok elim çok ağırdır dedim. Böyle bir ışık oluştu. Bir uyandım buraya kadar alçıdayım. Yok yok. Yok be şaka be abi ne olsun. Yani öbürü de şaka, alçı da şaka. Askerde dayak falan var diyorlar. Yalandır. Ben hiç görmedim yani. Çok hızlı cereyan etti yani. Göremedim. Göremedim denir değil mi? Daha doğru. Orgeneral öyle bir rütbe ki 100.000 kişiyi dizse karşısına dese ki evladım dese ordu der ki bir daha söyle. Yani öyle bir, onun şakası yok. Elimi sıktı dedi evladım sahneye çıkmak ister misin dedim efendim bana dedim asgari şartları ayarlarsanız ben dedim seve seve size hizmet etme dedi senin asgari şartını yerim ben dedi. Dedim bak ikidir bana zıt gidiyorsun. Sen indir elini sen indir sen eğer dedim. Nasıl içkiliyim? Böyle alçı yok, alçı yok bu sefer. Buraya pens attılar. Şimdi buradan tutup yırtmışlar böyle belli. Hatırlamıyorum. Yok şaka şaka. Dedi ki... Evladım sahneye çıkmak ister misin? Dedim seve seve. Hemen emir yazıldı falan. Turnelere çıktım. Demin hani söyledim. 200 gösteri yaptım. Bosna, Kosova her yere gittim emin ol. Yani ki o zamanlar Kosova'da neredeydi? Bosna'da da öyle, Kosova'da da öyle. Daha dürbünlü tüfekle adam avlıyorlar ya. Savaş böyle hani bitti bitecek öyle. Hani şu Müslüman mı lan? O dönem kardeşin orada asker, çelik yelek, sahne. Hoş geldiniz. Ananı avradınız. Acımadı ki. O dönem ya. 5 milyon maaş alıyorum ya. Her yere gittim. Büyük lütuf.